Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu derste kalkana devam ediyorum. Ön tarafları yaptım. Scalp kısımlarını bitirdim. Topolojiye geçecektim normalde ama şuraya arkaya bir tane daha detay ekleyeceğim. Sahneye bir plane oluşturuyorum ve bu plane'i şöyle Alt G'ye basarak konumunu sıfırlayalım. Orijinim, pardon, kürsom yer değiştirmiş. Kürsomu da buradan orijini almak için Shift S'e basarak kürso to origin diyorum. Evet, bu bizim elle tutacak olan kısmımız olsun. Bir de bunun kola geçirilmesi gereken kısmı olacak. Şöyle objeyi yan tarafa doğru scale ettim. Biraz yukarıya taşıyalım ve üzerine bir adet sol diff bırakalım. Sol diff'i de şöyle yukarıya doğru açıyorum. Şimdi sol diff yukarıya doğru çıkıyor. Ben bunun aşağı doğru inmesini istiyorum. O yüzden şuradan bunu buranı değiştirebiliyor muyuz? Evet. Şöyle flip diyelim. Aşağıya doğru. Şöyle gelsin. Şu şekilde bir formum var. Burada. Bu tutacak, yani o metal parçanın aşağı kısmı olsun. Bir de bunun üstüne küp ekleyelim. Konumları aynı. Şu şekilde. Burada kalsın. Bunun buraya, bunun simetrisini bu tarafa alacağım. O yüzden bu objenin üzerine bir adet mirror bırakıyorum. Mirror objesi olarak da bunu seçiyorum. Yönümüz Y. Şöyle Y yönünde bir simetri almış olduk. Biraz şunu yukarıya taşıyalım. Bir de bunun şöyle şuraya bir H ekleyip dışarıya doğru bir extrude işlemi uygulayalım. Şöyle biraz daha aşağıya taşırsak iyi olur. Şuradan biraz açalım. Şuradan da biraz açalım. Buralara da vidalar ekleriz. Evet, şöyle bir kısmım var. Şöyle bir parçam var. Şimdi şurası şuradayken buradan buraya bunu bağlayacağım. Öncelikle şu kısmı biraz daha belki inceltebiliriz. Şunu çevirmek için şuradan spin aracını kullanacağım. Spin aracı kürsoya göre çalışıyor. Kürso mesela şu an burada olduğu için spin aracı da burada yer alıyor. Shift'e basarak sağa tıklıyorum buraya. Bu buraya geldi. Kürso buradayken spin aracı da şu an burada. Yönüm yanlış. Şöyle yönümü de düzeltelim. Şu şekilde X yönünde bir spin işlemi uygulayacağım. Buradan tuttum. Şöyle çeviremiyorum. Neden? Çünkü face seçmemişim. Şuradan şöyle yukarıya doğru bir spin işlemi uyguladım. 90 derecelik bir dönüş açımız olsun. Buradaki ok işaretinden de biraz bunu şöyle taşıyorum. Segment sayım çok yüksek. Şöyle segment sayısını da 5'e kadar düşürelim. Evet, şu şekilde bir formum var. Daha sonra bunu spin aracından çıkalım. Yan tarafa doğru extrude ediyorum. Ortasının kapanmasına gerek yok. Zaten buraya bir tane de halka, yani böyle deri gibi bir parça koyacağım. Şu benim için yeterli şimdilik. Hatta buradan şunları biraz şöyle scale edebiliriz. Evet, şundan şunu ayıralım. Bakın şu parça şu parçadan ayrı olsun. Şöyle buradan Ctrl artı 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 diyerek buraya kadar seçtim. P harfine basıp bunu buradan ayırdım. Şu ayrı, bu ayrı. Sahneye bir tane daha küp objesi yerleştirip bu küp objesini şöyle ortalayalım. Şunun tam ortasında olsun küp objesi. Şöyle yukarıya taşıdım. Yan tarafa doğru biraz scale ettim ve bunun da üzerine bir subdivision surface bırakıyorum. Ortasına bir H, H'i Ctrl B ile kırıyorum ve ortasına şöyle tam ortaya gelecek şekilde 3 sıra H ekledim. Şuradan soft selection'ı aktif edip içeriye doğru biraz daraltalım. Yön hangisi? Y. Y yönünde daralmasını istemiyorum. O yüzden Shift S ile Y yönünü kilitliyorum. Şu şekilde bir formum olmuş oldu. Biraz kalınlaştırabiliriz. Şöyle biraz büyütebiliriz. Evet, bu küp objesinin içini silerseniz, eğer şuradaki kısımları silerseniz burası daha düzgün olur. Ve bir de bunun üstüne subdivision surface'in de üstüne sol diff bırakırsanız eğer
modelin şöyle içe doğru bir kalınlığı olur. Subdivision Surface'i de 2 yapalım. Hatta 3 yapalım. Şu şekilde sağ click Smooth dediğimizde şöyle bir modelimiz var. Aynı şekilde şunun da üzerine Mirror'ın altına bir adet Bevel bırakıyorum. Ctrl A'ya basıp Scale değerlerini resetleyelim. Buradaki değeri şöyle kısıp şuradaki segment sayısını da şöyle 3'e çıkarttım. Sağ click, smooth diyerek bunu da bırakalım. Yani şu an şu biraz kalın olmuş. Şunu biraz ne yapabiliriz? İnceltebiliriz. Alt S'le de çok kolay bir şekilde bu incelebilir. Şöyle biraz daha Y yönünde inceltelim. Evet, şuradan biraz kalınlaştırabiliriz sanki. Evet, burası kumaş, pardon, deri olacak. Buralar metal. Şurada yaptığım çivilerden bir tanesini şuraya hemen kopyalayayım. Shift D ile şunu şöyle şuraya konumlandıralım. Yönü de böyle çevirirsek 180 derece bizim için yeterli olur. Evet, şöyle bir tanesi burada dursun. Küçük olsun şöyle. Bir tanesi burada dursun. Bunları sağ click join yapıyorum. Üzerine bir adet mirror bırakıp mirror'ı da yine bu objeye göre atıyorum yönde Y. Evet, şu şekilde bir formum var. Yine bu çivilerden bir tane de şuraya koyalım. Kopyasının birini sileceğim. Şöyle şuraya konumlandıralım. Daha buraya 4 tane de koyabiliriz. Buraya şöyle koyalım. Bir tane oraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Evet, buradan 4 tane. Bunu da biraz açarsak. Daha şöyle biraz el bayağı açalım. Birini buraya koyalım ya. Şöyle olsun. Biraz büyütelim. Evet, böyle iyi. Şuradaki kısımların kenarlarını kırabiliriz. Ctrl B. Şu şekilde olsun. Ya şöyle de kıralım. Vertexlerini kıracağız tabii bunun. Ctrl Shift B ile. Ama düzgün kırmıyor. Hemen scale değerlerini resetleyip tekrardan Ctrl Shift B ile şöyle bir kırma işlemi yapalım. Yukarıyı da kıralım. Ters taraflı olmasın. Evet, şu şekilde bir parçamız var. Biraz yüksek oldu. O yüksekliğini de şuradan aşağıya kısımları taşıyalım biraz. Sonra da şunu biraz taşıyalım. Evet, böyle iyi. Şimdi burası tamam. Bir de bunun karşısına böyle kolu takabileceğimiz bir parça olsun. Bu parça için de şuradaki zemini bunun bir kopyasını alalım yan tarafa. Mirror. Mirror objemiz bu. Şuradan. Buraya kayış koyacağım. Kayış için sahneye bir plane. Bu plane'i de şöyle küçülterek şöyle şuraya yerleştiriyorum. Evet, bu plane'i böyle konumlandırdıktan sonra üzerine bir soldif
Bırakalım. Sol lifin kalınlığını şöyle artırdık. Daha sonra da şuradan şöyle extrude işlemiyle bu bizim kolun üst tarafından saracak olan kayışımız. Bir de alt tarafta bunu tutacak olan parçamız var. Olmalı daha doğrusu. Şuradan da şöyle bunu konumlandıralım. Şimdi burasının ucunda bir tane halka olacak metal. O yüzden bunu böyle extrude ediyorum, şu şekilde çevirdim. Evet, böyle kalsın. Onun üzerine bir adet subdivision surface bırakalım. Subdivision surface'in segment sayısını 2 yapıyorum. Modelin ortasına bir edge, Ctrl B ile kenarlara doğru açıyorum bunu. Bu bize ne sağlıyor? Kenarların keskin olmasını sağlıyor. Aynısını şuraya da bulayalım. Evet, şöyle iki tane parçam var. Sağ click, smooth. Sahneye bir tane mesh kısmından torus oluşturalım. Torus'un üst segmenti 16, alt segmenti 8. Daha mı düşük yapsak? Neyse, bu yeter. Bunu böyle küçülterek şöyle şuraya konumlandıralım. Göremiyorum. Sağ klik, smooth. Evet, şöyle bir halkam var. Bunu mesela şöyle çevirdim. Aşağı tarafını, şuradaki kısımları yani, şöyle seçip soft selection'la şöyle biraz düzleyebiliriz. Sonra bunu biraz da inceltelim. Alt S'le inceltiyorum. Şöyle şuraya konumlandıralım. Biraz geri. Biraz daha kalınlaştırabiliriz. Hatta biraz daha büyütebiliriz. Evet, şöyle bir kısım. Bu bunun içinden geçecek. Şunu ayıralım bir. Şu parçayı. Şunu da gizleyelim. Ya da şu ikisini izole edelim. Şöyle. Daha rahat çalışırız. Mesela şu biraz yana kaymalı. Evet, şöyle dursun. Şimdi bunun ortasından bir tane metal lazım. Onun için sahneye yine bir plane. Plane'i de böyle buna snapledim. İçeriye doğru çekiyorum. Yukarıdan da çekelim. Sonra bunu şöyle pivot ucuna gelecek şekilde şöyle konumlandırdım. Bu bahane sağlayacak. Şuradan şöyle çevirme imkanı sağlayacak. Şunu şöyle şuraya koyalım. Üzerine bir sol lif. Sol lifi şöyle aşağıya doğru açıyorum. Şu kısmı biraz inceltip şöyle de geriye doğru biraz taşıyalım. Bunu biraz daha inceltebiliriz sanki. Aynen. Şurada bir normalde kesik olması lazım. Hadi onu da yapalım. Buraya bir edge. Buradaki vertex'i seçip V harfine basıyorum. Biraz sağ tarafa açarsak, biraz da sol tarafa açarsak bize buradan böyle bir kesik hat oluşturacaktır. Hatta bunu da kıralım. Şöyle olsun. Daha net. Bir kesik hat olsun. Evet, şu şekilde dursun bu burada. Aparat, parça, neyse artık. Şöyle de kırabilirsek. Burası tamam. Şimdi diğer parçaya açacağımız delikler kaldı.
Ondan önce şu ikisini şöyle şuraya bir yere koysak iyi olur gibi. Bu durumda tabii ne yapacağız? Şunu da şöyle şuraya taşıyacağız. Evet, biraz üst taraftaki şu kısmı sanki inceltebiliriz gibi. Biraz da şuradan. Bunlar okey. Şunun şuraya detay ekleyebiliriz. Yani gitgide hani buraya bir tane parça koyabiliriz. Bu buna geçebilir falan filan ama çok detaylı uğraşmak istemiyorum. Çünkü bir de bunun daha UV'sini açacağım. Evet, şöyle kalsın. Şuraları delelim sadece. Şimdi şuradaki kısmı delmek için şuraya bir tane H bıraktım. Aynı şekilde buradaki vertex'i deleceğim. Şöyle bakalım. Bunu deleceğim. Şunu delelim. Biraz dengesiz olacak ama çok da önemli değil. Ya da şunu biraz, şunu da biraz. Şunu da biraz şöyle çekersek daha dengeli olabilir gibi. 3 tane vertex var. 3 tane vertex'i Ctrl B ile kırıyorum. Şöyle. Aslında bevel ettim. Sonra bunları siliyorum. Face'leri. Şöyle 3 tane deliğim var. Tabii şuralarda engeller oldu. Beşgenden, dörtgenden fazla, şey dörtgenden, üçgenden fazla. Ama önemli mi? Değil. Zaten bunun üzerine topolojisini öreceğim. Yeniden düzenleyeceğim yani bunu. O yüzden benim için şu an bunları düzeltmeme gerek yok. Şurayı biraz şöyle inceltelim. Sonra şu ikisini beraber inceltelim. Evet, şu şekilde olsun. Çıktık tekrardan buradan. Şunun da üzerine bir Subdivision Surface bırakalım da düzgün gözüksün. Biraz da şöyle çevirirsek sağ klik smooth. Delikleri biraz küçültebiliriz bu arada, çok büyük olmuş. Şimdi bunları ayrı ayrı küçültmek için şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle şuradaki bunların hepsi şu an şu noktadan küçülüyor. Burayı değiştiriyorum. Hepsini kendi merkezine alıyorum. Buradan scale ediyorum. Soft Selection'ı kapatalım. Şöyle iyi mesela. Şöyle biraz yukarıya taşıyabiliriz. Evet, şu şekilde kalsın. Şuradan belki şöyle biraz daha uzatabiliriz modeli, kayış. Evet, böyle güzel oldu. Hatta biz şuraya bir tane de şey ekleyelim. Kemerin geçeceği bir kısım, parça, aparat ekleyelim. Ama önce şunu bir yukarıya alacağım biraz. Evet, burası için şöyle bunu izole edersek daha rahat olur. Sahneye bir tane küp ya da yine plane olsun. Mıknatısı açıyorum. Face Orientation, şey pardon, Face Project. Buradan da Align Rotation to Target diyorum. Şurayı da Center'a alıyorum. G harfine bastığımda bunu buna göre rotate ederek snapliyor. Şurada bir yerde olacak benim bu halkalarım. Şunun içinden bunu dikilmiş gibi olsun. Şöyle şuradan daraltıyorum. Biraz da genişletelim. Artık bunun üzerine bir adet soldif bırakabiliriz.
Solidif'i şöyle açtım. Buna artık ihtiyacım yok. Şurayı da globalden lokale alıyorum ve bunu içeriye doğru çekiyorum. Solidif'i biraz daha açıyorum. Şu şekilde. Biraz kalınlaştırabiliriz. Veya siz şöyle çift dikiş gibi yapabilirsiniz. Yani iki taneymiş gibi yapabilirsiniz. Size bağlı. Şuradan Solidif'in Solidif uyguluyorum. Solidif'in buradaki önce bunun bir scale değerlerini setleyelim. Buradaki ve buradaki kısımları içeriye doğru silelim direkt. Tekrardan Solidif ekleyelim üstüne. Bunu da böyle açalım. Evet, şöyle bir parçam var. Kare duruyor tabii. Şu an bu kareliği almak için de şuraları ve şuraları bevel edebiliriz. Mesela. Yine şurayı ve şurayı da bevel edelim. Ortasına bir edge. Biraz içeriye doğru çekiyorum. Biraz da değil. Üstüne de bir tane Subdivision Surface bırakıp sağ klik smooth yapıyorum. Ctrl B ile burayı kıralım şöyle. Daha keskin olsun. Evet şöyle idare eder işte. Şurayı değiştirelim. Şuradan da biraz açalım bunu. Şunu açabiliriz. Evet, çıkalım buradan. Bunu da buraya artık şöyle geçirelim. Aynen. Geniş mi olmuş? Evet, geniş olmuş. Şöyle biraz daraltırsak daha iyi olabilir gibi. Evet, burası yeterli detay. Şuralardaki kısımlarda hemen ekleyip bitireyim. Buraya bir H. Yine buraya bir H. Buraya bir H. Buraya da bir H. Daha sonra şuradan bir tane çivi kopyalıyorum. Şöyle konumlandıralım buraya. Bu bunu tutuyor olsun. Hatta bunu şöyle küçültelim. Yan yana iki tane ya da yan yana mı olsun? Bakayım. Yani yan yana olsun. Hatta üst üste de olabilir. Şuraya da koyabiliriz. Neyse böyle yan yana olsun. Bir tane de şuraya koyalım. Sonuçta sağlam olması lazım. Mantıken. Neye bastım? Hı. Evet, şu şekilde bunlar tamam. Copy bir tane içeriye. Tane de şöyle dışarı. Yeter bu kadar. Evet, videoyu da burada keselim. Şunu önce kesmeden önce biraz şöyle daraltayım. Şöyle iyi. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda
Lattes ile devam edeceğim çalışmalar.